Değerli sağlık çalışanları, hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Özellikle 2020 yılı içerisinde geçtiğimiz bu zorlu süreçlerde en ön safta sizlerle beraber yer almaktan biz de mutluluk duyuyoruz. Bu çalışmaya da Bahçeliler Devlet Hastanesi ameliyathanesinden bağlanıyoruz şu anda. Preop alanındayız. Özellikle canlı ve sahada bu işin nasıl döndüğünü sizlerin de görmesini isteyeceğimiz için böyle bir girişim yaptık. Tahmin edeceğiniz üzere zaten ameliyathane şu anda kapalı COVID hastalarının yoğunluğundan dolayı. Birazdan zaten konuşmaya da Adnan hocamızı, Adnan Develioğlu Bahçeliler Devlet Hastanesi Başhekim kendisini alacağız. O da kendisinin IoT konusundaki tecrübelerini bizimle paylaşacaktır. Müsaadenizle IoT ile verimli ve güvenli süreçlerin hastane içerisinde iş süreçlerine nasıl fayda sağladığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bir kendimizden başlatalım. Biz neler yapıyoruz ve kimiz? 2007 yılında Akın Altınbaş ve Erdem Altınbaş abi kardeş Universal Florida'da kuruldu. Bu arada teknoloji daha sonra University of South Florida'nın içerisindeki inovasyon merkezine taşındı. 2009 yılından itibaren de merkezini Türkiye'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin içerisinde olacak şekilde konumlandırılarak daha sonra Rusya'da bir satış ofisi ve Türkiye yine İzmir içerisinde bir Ar-Ge ofisi kurarak yaklaşık 90 kişilik bir ekiple Türkiye'den dünyaya IoT teknolojilerini özellikle sağlık alanında ihraç etmek için çalışan bir ekibiz. Bunu yaparken hastanelerle çok yakın çalışıyoruz ve uzun seneler bu işlerin içerisinde bizlerle beraber Zeynep Kağan Kadın Doğum Hastanesi, İstanbul Bahçeliler Devlet Hastanesi, Başakşehir Çamlıca Hastanesi, Bursa, Yozgat, Ümraniye, Elazığ gibi yaklaşık açılan şehir hastanelerinin %70'inde bizler bu süreçleri yönetiyoruz. Kamu hastaneleri olarak da az önce bahsettiğim Bahçeliler Devlet Hastanesi ve Zeynep Kamil Kadın Doğum, Ümraniye ve dün itibariyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi ile ilerliyoruz bu süreçlerde. Bunun dışında tabii özel hastanelerde de yine Üsküdar, Yeditepe, Medikal Park grubu gibi hastaneler var ve yurt dışına özellikle Suudi Arabistan'da iki tane kadın doğum hastanesinde bebek güvenliği ve demirbaş yönetimi çözümlerimiz ile yine demirbaş çözümlerimizi Regina Maria Hastanesi Romanya'da konumlandırmış bulunuyoruz. Bizler bu çalışmayı beraber sağlık ekibiyle yürütürken 2018 yılında bu başarılarımızdan dolayı hastane olarak aslında hastanenin gösterdiği vizyonerlik ve bu sistemleri uygulamasından kaynaklanan başarıdan dolayı 2018 yılında Adana Şehir Hastanesi RFID Journal tarafından dünyanın en iyi RFID projesi seçildi sağlık alanında. Bunun gibi değişik ödüllerimiz de mevcut. Şimdi konuyu çok uzatmadan sağlık süreçlerinde nerelere dokunuyoruz onlardan bahsedeyim. Aslında bunları dört başlık altında toplamamız mümkün. Bunlardan birisi hasta, diğeri demirbaş, personel ve bina hizmetleri olarak dört ana başlık altında topluyoruz. Tamamen bu süreçler içerisindeki faydaları artırmaya veya burada güvenlik açıklarını kapatmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Hasta alanında ameliyathane süreç yönetimi, özellikle hastaların ameliyathaneye gidiş, hazırlık alanında bulunma, ameliyat odasında bulunma, uyandırma alanında bulunma ve geri dönüş yolundaki süreçlerini zaman ve lokasyon bilgileriyle beraber verimliliğe dönüştürmek adına, kısıtlı kaynaklarla daha çok verim alabilme adına bir fayda sağlıyoruz diyebiliriz hastane içerisinde. Onun dışında yine hasta ana başlığının altında hasta güvenliği, hastaların özellikle odasını terk etmemesi gereken veya bulunduğu servisi terk etmemesi gereken hastalar için kullandığımız bir çözüm olabiliyor. Bebek güvenliği de hepinizin bildiği üzere anne bebek eşleşmesi, bebek ilk doğduğu andan itibaren hastane içerisindeki güvenli alanından dışarı çıkmaması, belki annesinin yanındayken odayı terk etmemesi gibi güvenlik önlemleriyle beraber uyguladığımız bir çözüm. Demirbaş ana başlığının altında ise demirbaş yönetimi aslında burada uçtan uca bir demirbaşın hastane içerisine geldikten sonra ta heke ayrılana kadarki sürecini kapsayacak şekilde bir çözüm sağlıyoruz. Burada UHF pasif RFID
etiketiyle etiketlenmesine, envanterin hızlı bir şekilde yapılmasından tutun da bakım onarım yönetiminin de yine benzer uygulama üzerinden çalışmasına ve bu çözümle beraber hastaneye yüksek faydayla teslim edilmesine yardımcı oluyoruz. Öte yandan sahip olduğumuz demirbaşların verimli kullanılması için onların hareket ve lokasyon verilerini ölçerek yine hastaneye fayda sağlıyoruz ve son olarak da yine demirbaşana başlığının altında demirbaş güvenliği adı altında bir çözümümüz var. Bu da hastaneden veya belli alanlardan demirbaşların izinsiz bir şekilde dışarı çıkmasının engellenmesini sağlıyor. Personel ve başlığında ise personel verimliliği ve personel güvenliği adında iki tane ana çözümümüz var. Bu çözümlerde aslında sağladığımız şey şu, personel verimliliğinde personellerin özellikle arızaya müdahale veya gelen bir iş talebine cevap verilmesi konusundaki verimliliğinin artılmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda personel güvenliğinde de özellikle acil alanlarında veya psikiyatri hastanelerinde veya psikiyatri servislerinde anlık olarak personele beyaz kod verilmesini sağlayacak herhangi bir şiddete yönelik eylem olduğunda önlem alınmasını sağlıyoruz. Bu hem şiddet önleme amaçlı hem de daha beyaz kod vakası yaşanmadan raman kala butonuyla belki de yaşanabilecek beyaz kodu tamamen önleme gibi bir çözüm olarak hastanelere fayda şeklinde teslim ediliyor. Bunun dışında bina hizmetlerinde de yine iş emri yönetimi dediğimiz bina içerisinde sağlık kurumu içerisinde daha doğrusu temizlik, güvenlik, taşıma gibi iş emirlerinin uçtan uca nasıl yönetileceği ile alakalı ve tabii burada yine personellerin bu işleri mobil ortamda, mobil uygulama üzerinde nasıl yürüteceği ile alakalı faydalar üretiyoruz. Ve diğer yandan çevresel izlemeleri de hastane içerisindeki aşı dolapları, ilaç dolapları, kan dolapları veya ameliyathane, uyandırma veya eczane gibi soğuk hava depoları gibi alanlarda ısı ve nem verisini ölçmeye, bunları kayıt altına almaya, tanımlanan değerlerin altına veya üstüne çıktığında uyarı vermeye çalışıyoruz diyebiliriz. Şimdi hastaların ameliyathane süreci nasıl işliyor bizim çözümlerimizle beraber ve burada nasıl bir fayda sağlıyoruz? Bunu bir video ile anlatalım. Gördüğünüz üzere hemşire hanım ameliyathaneye gidecek hastaya teki verdikten sonra HBS ile yaptığımız entegrasyon sayesinde protokol numarası üzerinden hastanın ameliyat bilgilerini, bulunduğu oda bilgilerini zaten bizde de var olan konumla beraber eşleştirerek HBS üzerinden çekiyoruz ve bu tagle beraber artık hastane içerisinde konumu takip edilebilir oluyor. Hasta odasından ameliyathaneye giderken aşağıda görmüş olduğunuz üzere ameliyathaneye gidiş sürecini ölçüyoruz. Bu ameliyathane önündeki televizyonları hepiniz biliyorsunuzdur zaten. HBS'deki verilerle beraber manuel olarak güncellenen bilgiler var burada. Bizim sağladığımız tagle beraber, hasta tagiyle beraber hiçbir veri girmeden hiçbir kullanıcı tamamen otomatize edilmiş verilerle hastanın konum ve zaman bilgisini çekerken aynı zamanda bu televizyonlara da otomatik olarak hastanın konum bilgisini gönderiyoruz. Böylece hiçbir aksama olmadan ve zaman farkı olmadan hastanın gerçek konumu gerçek zamanlı olarak görüntülenebiliyor diyebiliriz. Özel hastanelerde bildiğiniz üzere JCI akreditasyonu ile sağlanan kalite standartları var. Kamu hastanelerinde de SKS ile bu kalite süreçleri yönetiliyor. Burada hastaların doğru ameliyathaneye girdiği, doğru ameliyat odasına girdiği veya doğru ameliyatı aldığını doğrulamak için ameliyat odasında bulunan sensörlerimizle beraber hastanın doğru ameliyat odasına girmesini sağlıyoruz. Burada da gördüğünüz üzere kırmızı olarak bu hasta yanlış ameliyat odasına
götürülmeye çalışıyor. Bu uyarıyla beraber doğru ameliyat odasına yönlendiriliyor. Gördüğünüz üzere hastanın ameliyat süreci uçtan önce takip edildiği için HBS'ten gelen verilerle beraber hastanın bu süreçte takip ettiği konumlar, yol tamamen ölçülerek bazen iki ameliyat arasında aynı odada ne kadar vakit harcandığını temizlik sürecine veya hazırlık sürecine, bazen ameliyat odasının verimliliğinin ne kadar olduğunu, bazen preop alanında fazla beklemelerin önüne geçilmesi, bazen de hastanın ameliyata giderken veya dönüşteki yolunun daha kısa, daha hızlı olabilmesi adına veriler sağlıyoruz. Bu verilerle beraber aslında ameliyat odasının, odalarının daha fazla ameliyat kapasitesiyle çalışmasını öngörüyoruz. Mesela 35 ameliyat odası, pardon, günlük ameliyat sayısı 35 olan bir hastanemiz vardı. Bu hastanede bizim yaptığımız çalışmadan sonra kazanılan verilerle beraber ortalama ameliyat sayısı yaklaşık 40'a çıkmıştı. Burada da mesela Yozgat Şehir Hastanesi'ndeki ameliyathane genel sorumlusu Nur Hayat Hanım'ın verdiği bilgiyi de görebiliyorsunuz. Kendileri sanırım bir 4 yıl kadar önceydi. Antalya'da kalite seminerinde bu çözümle beraber bir kalite ödülü kazanmışlardı. Dediğimiz gibi burada uçtan uca HBS'de planlanan çözümü gerçekte ne kadar olduğunu ölçüyoruz ve burada şu ana kadar çalıştığımız hastanelerde aslında hastanın odasından ameliyathaneye gitme sürecini %43, hazırlık odasında bekleme sürelerine ortalama %42, ameliyat süresini biliyorsunuz hasta ve doktor parametresi olduğu için bu konudaki verimlilik tamamen kendilerine has, bu konuda biz yorum yapamıyoruz. Uyandırma alanındaki bekleme sürelerini %22 ve oda ya dönüş sürelerini de bayağı kısaltmış oluyoruz. Böylece aslında hiç hasta bakım kalitesini düşürmeden hastanemizde daha çok ameliyat yapıp daha çok hastayı hastanın yatışını yapmış olabiliyoruz diyebiliriz. Mesela Amerika'da bununla alakalı çeşitli veriler sağlanan hastanelerle alakalı yani şu bilgiyi paylaşabiliriz. 275 yataklı bir hastaneye yaklaşık yani bir yatak eklemenin yaklaşık maliyeti 1 milyon dolarken hasta bakım kalitesini düşürmeden hastaların taburculuk süresini 3 saat kadar kısaltabilirlerse yılda 10 tane fazla yatış, 10 tane yatakla yani 10 tane fazla yatakla aslında hastanede yatış sürecini yönetmiş görünüyorlar. Yani 1 milyon dolarlık bir harcama yapacakken aslında 10 milyon dolarlık bir yatırımın geri dönüşünü sağlamış oluyorlar diyebiliriz. Dediğimiz gibi burada asıl önemli konu geçmişe yönelik verilerin analiz edilip bu verilerle beraber bir karar destek mekanizması sağlamak veya anlık olarak uyandırmada fazla bekleyen hastaların, ameliyat odasına giderken fazla vakit kaybeden hastaların vakit kaybetmesini önlemek. Bebek güvenliği ile alakalı bahsedecek olursak, dediğimiz gibi bebeklerin doğumunda hemen doğumhanede aynı doğum odasında mobil bir uygulamayla beraber ayak bileğine takılacak şekilde bebeklere annenin tegiyle eşleşecek bir bebek tegi veriliyor. Bunun da videosunu görebildiğiniz beraber. Sağ üst konumda bir konum verici var ve her odanın dışında da koridorlarda konum vericileri olduğu için herhangi bir izinsiz çıkışlarda CCTV entegrasyonuyla beraber aynı zamanda servisin kapısı kapatılarak uyarılar verilebiliyor.
burada hem güvenliğin komuta merkezine, yani güvenlik merkezine, hem de oraya en yakın güvenlik personeline uyarılar gidiyor. Aynı zamanda geri dönen bebeğin bazen bakım odasına giden, bazen de ölçüm için işitme testine giden bebeğin tekrar anneye döndüğünde doğru bebek olduğunu eşleştirmek adına her iki tekin de eşleşmesi söz konusu. Buradan kazandığımız faydalar da aslında daha ziyade güvenlikle alakalı dediğimiz bebek anne eşleşmesi ve bebeklerin izinsiz alanın dışına çıkmasıyla alakalı faydalar diyebiliriz. Şimdi buradaki önemli konu şu, hem HBS ile annenin yatışı sırasında bir entegrasyon yapılıyor, hem de izinsiz çıkışlarda CCTV ve bina yönetim sistemine uyarıları giderek iki farklı sistemle daha entegrasyonu yönetiyoruz. Bunlarla alakalı Bursa Şehir Hastanesi'ndeki Gülcan Hanım da yeni doğan birim müdürü yüksek faydayı kazandıklarını burada söylediği sözlerle bize de iletmiş oluyor. Demirbaş ana başlığı altında da aslında Demirbaş yönetiminde birçok hastanemizde çalışmaya başladık. Bu görüntümüzde Bilkent Şehir Hastanesi'nden oradaki yüksek sayıdaki tıbbi cihazların ve diğer demirbaşların sayımıyla alakalı yapılan bir video diye bu. Gördüğünüz üzere hemşire arkadaşlar sayım yaparken gayet hızlı bir şekilde bir ameliyat odasının sayımını 10-15 saniye içerisinde veya hastanenin hasta odasının sayımını yine benzer 10-15 saniyeler içerisinde tamamlayabiliyorlar. Burada önemli olan konu şu, manipüle edilemez bir data ile beraber hızlı bir şekilde, malum hastaneler yaşayan organizma gibi demirbaşlar sürekli yer değişiyor. Yaklaşık 3-4 bin civarında tıbbi cihaz olan bir hastane 1,5-2 günde güvenli bir şekilde %99.9 doğrulukla beraber sayılıyor. Dediğim konuyla alakalı videomuzu tamamladıktan sonra bir de hastanemizde bir canlı... Bir ekran paylaşımını kapatıp beni görebiliyorsunuz sanırım. Size gördüğünüz üzere burası bir ameliyathane preop alanı. Bu ameliyathane preop alanında şu anda seçiyorum. Yaklaşık 9 tane, evet tam olarak 9 tane demirbaş var. Arkada bir arkadaşımız şimdi hızlıca bir sayım yapacak. Saydıkça yeşile dönüyor gördüğünüz üzere var olan demirbaşlar. Böylelikle hızlı bir şekilde büyük bir preop alanının yaklaşık 10-15 saniye içerisinde tamamen sayıldığını görebiliyoruz. Burada gördüğünüz üzere bir tane cihazımızda kırmızı. O cihaz bu alanda olması gerekirken yok. Ne olduğuna bakalım. Defibrilatörmüş. Detayı, marka, model bilgisi, resmi tamamen hepsi burada. Biz bu cihazın, buradan da göreceğiniz üzere, şu anda, bir saniye, ara bul dediğimizde gördüğünüz üzere, arkadaş farklı bir odadan sinyal alıyor. Odaya yaklaştıkça, gördüğünüz üzere, odaya yaklaştıkça da yüzdesi artıyor okuma oranlarının. Bu da aradığımız bir cihaza hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor. Ben şimdi tekrar ekran paylaşayım ve süreyi hızlandırayım. Adnan Hoca'ya bırakacağım birazdan. Tekrar.
Tekrar ekranı görebiliyorsunuz sanırım. Evet. Burada demirbaş sayımını hızlı bir şekilde yaparak bina içerisinde de teslimini en yüksek faydayla sağlamış oluyoruz. 3810 yataklı Bilkent Şehir Hastanesi'nde 200 bin adet demirbaşın üzerinde aslında 200 bin üzerinde bir demirbaş sayısı var. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Sürer hocamız da bu çözümlerimizle beraber aslında hastanenin hızlı bir şekilde sayılmasını ve bu verilerin de yöneticilere özet ve detaylı halde aktarılmasını tebrik ediyor. Şimdi demirbaş sayım sonucuyla alakalı da özet bir rapor size paylaşayım. 3162 sayıya sahip bir hastanemizde yaklaşık 1,5-2 günde tamamlanan bir sayımda gördüğünüz üzere sadece 70 civarında bir demirbaş eksik ve bunların hastaneye maliyeti 421 bin TL civarında. Bu sonuçları değerlendirip bununla alakalı çeşitli kararlar alabiliyorlar. Demirbaş güvenliği ile alakalı da bahsettiğimiz üzere bu envanter süreci tamamlandıktan sonra VHF pasif RFID ile etiketlenen demirbaşların aslında hastane dışına izinsiz çıkmasını engelliyoruz. Bununla alakalı bir çamaşır, daha doğrusu bir tekstilin izinsiz dışarı çıkmasının görüntüsü var ama bunu bir infüzyon pompası, bir timpanik ateş ölçer olarak da düşünebiliriz. Gördüğünüz üzere kamera entegrasyonu ile beraber aynı zamanda yine kapıdaki flaşörle birlikte güvenlik birimine hızlı bir uyarının gitmesini ve kendilerinin bu konuda aksiyon almasını sağlıyoruz. Bu da hastanede çok ciddi oranda gördüğünüz üzere %95 oranında demirbaş kaybını engelliyor. Aslında bu tarz sistemlerin var olması yarattığı farkındalıkla bile sadece hani herhangi bir şeyi kaçırmaya yönelik değil, bu farkındalıkla bile çok yüksek sayıda demirbaş kaybının engellenmesine sebep oluyor diyebiliriz. Personel güvenliği konusunda hepimizin maalesef özellikle son dönemlerde karşılaştığı beyaz kod çözümümüz var. Bu beyaz kod durumunda da personelin üzerinde var olan personel tekiyle beraber nasıl bir önlem aldığını görelim. Gördüğünüz üzere personelin üzerindeki tekteki buton sayesinde personelin konumu ve kimlik bilgisi en yakın güvenliğe ve güvenlik odasına, yine kamera entegrasyonuna, eğer o alana bakan kamera yoksa sadece uyarı olarak gidiyor ve güvenliğin oraya hızlı bir şekilde intikal etmesini sağlıyor. 2019 yılı içerisinde 79 beyaz kod vakasını önledik. Mesela Adana Şehir Hastanesi'nde bununla alakalı böyle bir istatistikle paylaşabiliriz. Onun dışında yine 7/24 hastane içerisinde bu çözümlerle desteği de verdiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi ben müsaadenizle Adnan Hoca'ya aktaracağım sözü. Bir videomuz daha var ama onu en sonda göstermek isterim. Adnan Hocam, sizlerin sunum yapabilmesi için ben host yapayım. Evet. Lütfen, buyurun. Teşekkür ederim. İletebiliyor muyum sesini? Evet, izleyebiliyoruz. İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi başhekimiyim. İsmim Adnan Develioğlu. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. 2014 yılında hastanemiz hizmete girdi. Kurucu hekimiyim. Kurucu başhekimiyim. Hastanemizde o dönemde hastane kurgulanırken dijital teknolojinin acaba hastanede nasıl kullanılabilirliği üzerinde ciddi anlamda mesai harcayan bir ekip olarak çalışmıştık.
Hatta biz bugünlerin tahmin ederek işte EKG cihazı, vital monitörler ya da NST cihazları gibi bir takım cihazları tercih ederken de entegre olabilecek cihazlar yönünden tercih ettik. Daha sonrasında hastanecilikle ilgili, hastane yönetimiyle ilgili bir takım süreçlerin nasıl takip edilebilirliğini, nasıl takip edebileceğimiz üzerinde düşünürken bu yöntemi RFID ile bu konunun takibini daha kolaylıkla yapabileceğimizi düşündük ve Borda ile tanıştık. Gerçekten çok verimli ve güzel bir çalışma süreci sonucunda bir hedefe bir sonuca ulaştığımızı düşünüyorum. Bununla ilgili bir süreci nasıl başlattığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Zira Mehmet Nuri Bey olabilen her şeyi anlattı. Biz bunu bir proje olarak ele almıştık. Ameliyathane gerçek zamanlı hasta takibi projesi. Burada bizim için önemli olan hastanın ameliyat servisten ameliyathaneye iniş süreçlerinin takip edilmesiydi. Burada sorunumuz ilk ameliyatın geç başlaması sonucunda son ameliyatların ya ertelenmesi ya da mesai dışına sarkması. Ameliyat saati gelmediği halde hastaların çok erken ameliyat salonuna indirilmesi. Ameliyat salonunda ameliyat bittiği halde servisten ameliyata inecek hastanın gecikmesi. Ameliyat süreciyle ilgili olarak hasta yakınlarının gerçek anlamda, gerçek zamanlı olarak bilgilendirilememesi, gecikmelere bağlı olarak günlük planlanmış ameliyatların yetişmesi için ameliyat arası temizliğe ayrılan sürelerin azalması, bunun da beraberinde hastane enfeksiyonları getirebilme riski bizim ele aldığımız sorunlarımızdı. Burada teknolojik imkanların kullanılarak hastaların gerçek zamanlı olarak izlenmesi, ameliyatların planlanan zamanda yapılmasının sağlanmasını amaç edindik. Ameliyathane personelinin aylak zamanını minimum seviyeye indirilerek ameliyathanede verimliliği artırmak amaçlarımızdan biriydi. Ayrıca süreçlerin izlenerek yalın ameliyat süreçleri oluşturmak ve bunun sonucunda hasta ve çalışan memnuniyetini artırmaktı. Bunun bu amaçlar doğrultusunda hastaların servisten preop alana, preop alandan ameliyat salonuna, ameliyat salonundan postop alana, postop alandan tekrar servise geçme sürecinde süreçlerin izlenmesi için gerekli donanım ve yazılımların temin edilmesi gerekliydi. Bununla birlikte ameliyat türlerine göre sürelerin belirlenmesi ve günlük ameliyat planlarının bu sürelere dikkate alınarak oluşturulması hedeflerimiz arasında yer aldı. Ameliyatın başlama süresinden en fazla 30 dakika öncesinde hastanın aşağıya inip, daha doğrusu preop alana indirilip ve bunun sağlanması, daha erken inmesi, hasta beklemesi açısından sıkıntılara yol açardı. Bu pek çok hastanelerde olduğu gibi ya da geç inmesi, bu sürecin takip edilmesi hedeflerimizdendi. Hastaların üzerine takılacak takip cihazları ile ameliyat süreçlerini bilgilendirme ekranları aracılığıyla hasta yakınlarını gerçek zamanlı olarak bilgilendirmek, dolayısıyla hasta yakınlarının ameliyat kapılarının ameliyathanenin önünde beklemesini değil, odalarda beklemesini, odalarda bu konudaki takibin yapılmasını CCTV aracılığıyla, bu da hedeflerimiz arasında yer almıştı. Oluşturulacak gerçek zamanlı takip yazılımla gecikmelerin önüne geçip ameliyatların zamanında yapılmasını sağlayarak ameliyat arası temizliğe yeterli sürelerin ayrılmasıyla ve bu sürelerin izlenmesi, hastane enfeksiyon komitesinin çalışmalarını ve hastane enfeksiyonlarının takibi açısından da bize gerçekten ciddi yararlar sağlayacağını hedeflemiştik. Bu hedefler doğrultusunda karşımıza çıkacak olan riskler nelerdi? Üst kurumların gerekli yazılım ve donanım alımı için onay vermesi gerekliliği, sistemin HBS ile entegre olması gerekliliği ve buna bağlı olarak da projenin zamanında gerçekleşmemesi
risklerimizden yer almıştı. Bu risklere yönelik yaptığımız faaliyetlerde İstanbul Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'nun hastane yönetiminde teknolojinin kullanımına olumlu bakış açısı, onay için gerekli görüşmelerin yapılarak desteğinin alınması bizim için çok önemli oldu. HBS firması ile gerekli iletişim sağlanarak entegrasyon süreci için bir takvim oluşturulması sağlanacaktı. Bütün bunların sonucunda yaptığımız bu projenin neyle performansını gösterebilirdik? İlk 3 ay içerisinde ameliyathane kapasite kullanım oranının %80'e çıkarılması, birinci yılda da %90'a çıkarılmasını hedefliyoruz. Süreçlerin iyi yönetilmesine bağlı olarak hasta ve çalışan memnuniyetinde de %20 artış umut ediyoruz bu konuda. Bütün bunlarla birlikte 1 Ekim 2020 tarihinde bu yana donanım ve yazılım kurumları yapıldı. Pandemi nedeniyle planlı ameliyatların durdurulması ve hastane çalışmalarında oluşan aksilikler nedeniyle sistem kullanımına geçici olarak ara verildi. Ameliyathane programı ile ilgili konuşuyorum sadece. Bu proje ile birlikte az önce Mehmet Nuri Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi hastanecilikte gerçekten dijital teknolojinin kullanımı ve bunun burada da tercihimiz, bu bölümde tercihimiz RFID'nin kullanımı, gerçek zamanlı demirbaş takibi, Mehmet Nuri Bey'in bahsettiği gibi demirbaş envanter yönetimi, gerçek zamanlı demirbaş takibini, hatta biz dün akşam çok ciddi bir şekilde Mehmet Bey yaşadık ve bundan da çok mutlu olduk. Hastanemizde mevcutta bulunan ventilatörlerin nerede olduğu malum içinde bulunduğumuz durumda önem kazanan bir süreçti, bir konuydu. Ventilatörlerin nerede olduğunu araştırırken projeyi alıp ventilatörlerin hangi serviste, hangi odada lokalizasyonuyla beraber görülmesi konunun gerçekten bize uğraştığımıza değdiğini düşündürttü. Sizin de emeklerinize sağlık. Akşam kulaklarınızı çok çınlattık o yüzden. Biz teşekkür ederiz. Bahsetmiş olduğunuz gibi demirbaş envanter yönetimi, bir hastanedeki bütün demirbaşların sayılması herkesin de takdir edeceği gibi günleri alan bir şeydi. Oysa bu yöntemle bu en fazla bir gün içerisinde ya da saatlere, hastane kapasitesine bağlı tabii ki, saatlere bağlı ölçekle sayılabilecek de. Bunun yanı sıra az önce videoda izlediğimiz gibi pembe kod, yani bebek kaçırma, beyaz kod, çalışan güvenliği, ameliyathane salonları için sıcaklık ve nem takibi gibi uygulamaları da hastanemizde başlatmış olmaktan dolayı gerçekten çok memnuniyet duyuyoruz. Bunlar hakikaten ölçülebilmesi, takip edilmesi gereken hastane yönetiminde alanların bir kısmını oluşturmakta. Şüphesiz ki bu yöntemle pek çok hastane işleyişindeki pek çok süreçleri takip etmek ve bunlardan yararlanmak mümkün. Bizim şu an için hastanemizde kullandığımız alanlar bunlar. Ama devamını da getirmek, tabii ki bu sürecin sonrasında devamını da getirmeyi çok isteriz. Benim bu konularda ifade edebileceğim bunlar Mehmet Nuri Bey. Süreye sığmaya çalıştık. Daha detaylı bilgi istenildiği zaman seve seve sizlerle birlikte oluruz. Aslında bu vesileyle bir konunun altında çizelim. Kurumlar tarafından alınan yeni teknolojiler, özellikle biz kendi konumuzla alakalı bahsedecek olursak sağlık alanındaki IoT çözümleri arkasında duran yönetimin iradesiyle beraber nasıl faydaya dönüşeceğinin en güzel örneğini Adnan Hocamız az önce açıkladı. Bununla alakalı fayda teslimiyle alakalı dediğim gibi yine hastane içerisindeki Halil Dirican Bey olsun, İdari Mali İşler Müdürümüz ve diğer çalışan arkadaşlarla beraber çok yakın çalışıp
yüksek faydayı teslim etmeye çalışıyoruz. Burada altını çizmişti az önce Adnan Devidoğlu hocam. Kemal Bey'in sağ olsun onayıyla beraber bu süreçler başladı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde de Serdal Bey'in teknik anlamda bize verdiği destekler, entegrasyon süreçleriyle alakalı yardımlarıyla beraber bu günlere, bu başarılara ulaşmış olduk. Varsa soru alabiliriz, arzu ederseniz veya ben videomuzu son 4 dakikada az önce sunduğumuz videoların bir özet halini sunmak isterim. Bir soru görmedim. O yüzden bir videoyu müsaadenizle ben son olarak göstereyim. Herkese çok teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun zaman ayırdığınız için. Adnan Hocam tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tecrübenizi paylaştığınız için. Çok sağ olun. Bizimle iletişime geçmek isteyenler standımıza buyurup orada broşürlerimizi PDF olarak indirebilirler veya standımızı dijital olarak da gezebilirler. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Sağlık çalışanlar. Hoşçakalın.